Selam canlar. Enerjimiz çok yerinde. Güzel bir kafa dağıttık. O zaman Cumhuriyet dönemine artık başlayabilir miyiz? Bence başlayabiliriz. Cumhuriyet döneminin genel özelliklerini konuşalım. Birazcık sohbet muhabbet edelim. Bence bu video kısa bir video olsun. Çok da uzun bir video olmasın. Birazcık böyle genel özelliklere falan bakalım. O zaman ben başlıyorum. Sen de bana yetiş bakalım. Gel buraya. Cumhuriyet dönemi aha da başlıyoruz ama abi böyle mavi olmadı. Bugün böyle mor havamızdayız değil mi? Mor olsun abi. Peki o zaman Cumhuriyet dönemi. Gel buraya Cumhuriyet dönemi Türk şiiriyle mi başlıyoruz abi? Neyle başlıyormuşuz? Cumhuriyet dönemi Türk şiiriyle başlıyoruz. Peki Emek abi Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin genel özellikleri nedir? Emek abi sen şöyle arkana yaslan. Şöyle biraz sohbet muhabbet edelim. Cumhuriyetin ilanıyla beraber yani 1923'ten itibaren artık değil mi? Evet. Cumhuriyetin ilanıyla beraber siyasi ve sosyal alanda tabii ki bazı köklü değişimler oldu. E bu tabii ki siyasete yansıdığı gibi edebiyata da yansıdı değil mi? Evet, çok normal. Peki abi neler oldu? İşte dilde sadeleşmeler oldu. Böyle konuşma diliyle eser yazma, toplumsal konulara böyle birazcık daha duyarlı olma oldu. İşte bu tarzda böyle eserler vermeye başladılar. Zaten abi bizim memleketçilik edebiyatımız vardı 5 hececilerden hatırlıyorsun. Böyle Anadolu yöneliş vardı. Daha da arttı. Milli edebiyat geleneğinden de biraz faydalanmış mı Cumhuriyet dönemindeki şiir? Evet yazı dili konuşma diline yaklaştı abi. Halkın anlayabileceği bir şekilde şiirler yazdılar. Daha sonra realizm önem kazandı, gözlemcilik önem kazandı. Abi tamam o zaman Cumhuriyet'le beraber gelen yenilikler, işte verilen eserlerde ne oldu? Geniş bir yankı buldu. Rejim değişikliği, Atatürk'ün inkılapları, yurt sevgisi ve benzeri konular işlendi abi. O zaman derse başlayabiliriz. 1923 yılında başlamıştır. Neden abi? E, Cumhuriyet'in ilan edildiği tarih halen devam etmektedir inşallah da sonsuza kadar devam edecektir. Dil oldukça sadedir. Tamam açık anlaşılır bir halk dili karşımıza çıkar. İstanbul ve Anadolu edebiyatın içine girer. Arap yerine Latin alfabesi kullanılmıştır. 1932'de Türk Dil Kurumu kurulmuştur ve dil çalışmaları yapılmaya başlamıştır. Emek abi zaten Türk Dil Kurumu'nun kurucularından biri kimdi? Yusuf Akçura'ydı değil mi? Akçura. Abi bu adam zaten Milli Edebiyat döneminde bir sanatçı olarak karşımıza çıkmamış mıydı? Evet. O zaman bak tarihsel olarak da mantıklı. Ne yaptı abi? Sanatçılar eserlerini verdiler. Geliştiler. Büyüdüler. Daha sonra bak Türk Dil Kurumu kurulmuş. Zaten Türk Dil Kurumu'nun kurucuları arasında sanatçılar da var. Mesela bunlardan biri aklıma geldiği için söyledim. Mesela Yusuf Akçura'dır. Ne yapmışlar artık abi? Dil çalışmalarına başlamışlar. Fransızca ve İngilizceden kelimeler alınmamıştır. Tamam abi. Ölçü olarak aruz, hece, serbest ölçü kullanıldı. O zaman ben Cumhuriyet döneminde aruz kullanılmadı. Divan edebiyatı mı lan bu dersem yanlış demiş olurum denmez. Bak ölçü olarak ne kullanılmış? Aruz, hece, serbest ölçü ama tabi aruzdan daha çok hece ve serbest ölçü kullanıldı. Bir yerden sonra serbest ölçü zaten baya da bir artış gösterdi. İlerleyen dönemlerde aruz kullanımı azaldı, hece ve serbest kullanımı çok arttı. Konu halkın yaşadığı her şeydir. Aşktır, tabiattır, insan psikolojisidir, savaştır, Atatürk ilke ve inkılaplarıdır, yapılan işte ne bileyim e, rejimdeki değişimlerdir, değişikliklerdir. Bunları asla unutma. O zaman seninle ilk videoyu burada noktalayalım. Çok da kafamızı karıştırmayalım. Sen benim bu videoda söylediklerimi Cumhuriyet dönemi şiirin genel bir özelliğiymiş gibi düşün. Cumhuriyet dönemine giriş yaptık. Bu videoda bizim hani Sultan Alparslan Ani şehrinden Anadolu'ya giriş yaptı ya Anadolu'nun kapılarını açtı ya. Bu videoda bizim Cumhuriyet döneminin kapılarını açtığımız o kısa video olsun abisinin gülü. Gel şöyle bir yakından konuşalım. <laughs> Abone değilsen abone olabilirsin, beğenebilirsin, yorum yapabilirsin, fikrin falan varsa benimle konuşabilirsin, bir derdin varsa dertleşebilirsin. Tüm yorumlara bakıyorum, şimdiye kadar cevap vermediğim yorum yoktur diyebilirim. Boş vakitlerimde sürekli yorumlara bakıyorum. Teşekkür de ederim, bayağı da yorum geliyor. Hızlı bir şekilde abone sayımızı arttırıyoruz. Bunlar hep senin desteğinle, senin sayende olan şeyler ve ben de çok mutlu oluyorum. Peki o zaman görüşürüz. Can, abi silingülü, kaçtım ben, bay bay.